Yayınlanan videoda 6 Şubat gecesi yukarıdan merkez otobüs durağı tarafından gelen o görünen ışık araba bana aitti. O arabanın içindeydim ben 6 Şubat'ta depremin olduğu esnada. İş yerinden mesaiye kalmıştım. İş yerinde mesaideydim. Daha sonra dişimin ağrıdığını, bu yüzden de bir ilaç almak için eczaneye gitmek istedim. İş yerinden çıktım, arabama bindim. Yani insanın aklına hiç gelmiyor böyle bir olay yaşayacağı. Arabamda müziğimi açtım yavaş yavaş. Trabzon Caddesi üzerinden, daha sonra oradan aşağı merkez otobüs durağı diye tabir ettiğimiz yere. O bölgeye geldim. Eczaneye doğru yanaştığımda eczanenin camlarının patladığını ilk olarak, ilk gördüğüm tepki oydu. Yani videoda biraz daha önce sallanıyormuş gibi görünüyor ama onu hissetmedim ben. Eczanenin camları patlayınca hissettim olayı. Eczanenin içerisinden birisi çıktı. Daha sonra öğrendim eczanenin üst katında bir kişi daha kalıyormuş. O maalesef enkaz altında kalmış. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi eczaneye yaklaştığım anda camların patlamasıyla ben fark ettim olayı ve direksiyon sola kırdım. Yani refüjlere doğru, belediye tarafına. O şekilde kurtuldum. Yani bir 5-10 saniye önce orada olmuş olsaydım, görüntülerde görünen binanın yıkılışı belki de benim arabama, dolayısıyla da içinde ben olsaydım bana gelecekti. Ki o saatte ailenizin haberi yok. Yani orada olduğunuzdan haberi yok. Kimse bulamayacaktı. Belki de günler sonra ulaşılacaktı enkazıma. Ne diyelim? Allah bir daha yaşatmasın böyle bir şeyi. Gerçekten kötü bir... Kötüydü yani. Her şey çok kötüydü. Karşıda seçkinler sitesi vardı. Onun yıkıldığını çıplak gözle, yani hala sallantı devam ederken gördüm. Bir toz bulutu şeklindeydi. Karşı taraf kültür parka giden yol. Yani bir kıvrımın içinden bir yılan gibi böyle bir sürüngenin gittiğini düşünün, yani bir toprağın altından öyle bir hareketlenme vardı. Işıklar keza her renkten ışıklar vardı. Yani Allah bir daha yaşatmasın böyle bir olayı. Depremde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Hastalarımıza da acil şifalar, kalanlarına da sabırlar diliyorum. Önlem almalıyız. Daha çok bilinçlenmeliyiz. Keşke bilinçli olsaydık. Yani en azından bazı yaşanmaması gereken olaylar yaşanmasaydı, hatalar yüzünden can kaybı olmasaydı. Yani diyeceklerim bu kadar.